düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi? Yapacağım. Gülüm saçmalama. Ya saçmalayacağım. Kızım bunu takarsan rezil olursun. Sen söylemezsen kimse bilmez. O ameliyatın bir saniyesini bile kaçıramam direnç. Hem NASA'daki astronotlar da takıyor. Bizim onlardan ne farkımız var? Ameliyat boyunca dünya ile olan bağlantımı kesmek zorundayım sonuçta. Of ya. Altı bezli kızlar bile ameliyata giriyor. Ben giremiyorum ya. Vakit geldi. Geldi Hasan. Hazır mısın? Hazırım hocam. Gidelim. Şef odasında. Hemen çıkalım bence. Bir dakika, bir dakika. Bu Revan'dan. Cık. Hasan amcasına şans öpücüğü yolladı. Artık sırtım yere gelmez o zaman ha? Bu da benden. İyiymiş ya böyle. Sık sık hastalanayım ben öpücükler falan. Ha? Hayır, başka hastalık istemiyoruz. Evet, bütün hakkını bir kere de tükettin sen. Hadi. Şef burada. Ela, yanıma gel Hasan'ı izleyelim. Levent. Hangi hastamız bu? Bu... Olcay Hanım. Aslında Olcay Bey. Kranioplasti ameliyatı öyle mi? Evet hocam. İyi. Başarılar. Sağ olun hocam. Eğer tümörü çıkarmanın gerçekten imkansız olduğunu görürsem hiçbir şey yapmadan kapatacağım Hasan. Hocam imkansız diye bir şey yoktur. İşler çıkmaza girmiş gibi göründüğünde bile bir çıkış yolu vardır. Bu tümör başıma gelen en kötü şey gibi görünebilir. Ama belki de başıma gelen en iyi şeydir. Kim olduğumu, hayattan ne istediğimi anlamam için bir fırsat verdi. Hocam, sizle benim bir ortak noktamız var. Bu ameliyatın imkansız olması beni korkutup kaçıramadı. Aksine, içimde onu aşma isteği uyandırdı, beni kamçıladı. Tıpkı filmleri ilk gördüğünüzde sizi heyecanlandırdığı gibi. İşte bizim ortak noktamız bu. Biliyor musunuz ben neye karar verdim? Artık korkmamaya ve beni heyecanlandıran ne varsa ona tutunmaya. Siz de öyle yapın hocam. Heyecanınıza tutun. Korkmayın. Hocam. Her şey güzel olacak. Hocam, erken gelmişsiniz. Hasan? Erken gelmedik. Sizi geç çağırdık. Ne oluyor? Sen niye böyle... Hasta sen miydin yani? Ozan. Eğer kavgamızı işine yansıtacaksan bu ameliyata girme. Hayatım söz konusu. Saçmalama abi, siz de iyice canavar ettiniz beni. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana çok gıcık oluyorum. Ben de sana gıcık oluyorum. Ama yine de sana vurduğum için üzgünüm. Ben de seni delirttiğim için üzgünüm. Niçin gizlediniz benden? Çünkü Hasan böyle duygusal çıkışları kaldıramayacağı için gülümsün. Kendini topla istersen. İçeride olamayacağız ama yanında olacağız. Sabah görüşürüz, tamam mı? Sabaha kadar dansa. Şans öpücüğü vermek ister misin? Zenan'la Ela verdiler. Ameliyattan çıkınca söz. Tamam o zaman. Bu öpücüğün hatırına ölmeyeyim bari. Evet, hazırım. Artık uyutun beni. Tamam. Mikroskopu getirin artık.
hiçbir şey olmayacak. Olmayacak. Ameliyata başlayalı 1 saat 13 dakika oldu hocam. Dura açıldı ve 4-0 ipeklerle astık. Tümöre ilk kez bakıyoruz. Damarlar MR'da görünenden çok daha karışık dallanmış. Bir tanesini yakıp omuriliğin beslenmesini bozmadan tümörü çıkarmanın imkanı yok. Yani ne yapıyoruz hocam? T2 seviyesinden başlarsam besleyici damarları kesmemiş olurum. Bu yüzden biraz daha aşağı insem mi? T7'nin çevresinde daha az damarlanma var. Bu daha iyi değil mi? Evet. Böylece sadece göğüs kaybında iz kaybı olur. Bu sefer de ön omurilik arterini kesme riski doğar. Muhtemelen tümör o noktada oldukça inceliyor hocam. İki durumda da korda ve kan dolaşımına zarar verme riski var. Daha yüksekten başlasam daha iyi olacak. Bizimle konuşmuyor değil mi? Hayır. Sesli düşünüyor. T2'nin üstü daha az kanama potansiyeline sahip. T3'te de damarlanma artıyor. Şef geliyordu, zor atlattım. Nasıl gidiyor? Gitmiyor. Henüz hiçbir şey yapmadı. Nasıl yani? Daha bir şeye dokunmadı. Ben çağırdım. Bunu izlemek zorunda mıyım? Ben dururken Ozan'la Gülüm'ün orada olması yeterince sinir bozucu değil mi? Abla. Orada yatan Hasan Hoca mı? Evet o. O filmler Hasan'a mı aitmiş? Ne yazık ki öyle. Besleyici damarlara dokunmadan toplar damarları kesersen damar içi basınç arttığından patlarlar. Hocam artık gerçekten ara verme zamanı geldi. 8 saati geçtik. Burada da tümörün altına girebilirim. Yalnız bu sefer de radiküler arterleri keserim. Levent hocam. Vallahi ihtiyacın varsa ver. Benim yok, ben iyiyim. Hoca için diyorum. Hocam en azından dizlerinizi hareket ettirseniz. O kadar çay içtin. Senin neden tuvaletin yok? Yoksa altına bez falan mı bağladın? Hı, saçmalama. Bağlamışsın, bağladın değil mi? Ya ne bağlayacağım? Yeter! Kapayın çenenizi. Gülümsün, molaya ihtiyacım yok. Senin varsa çık. Eğer ikiniz de bir daha ağzınızı açarsanız atarım dışarı. Tam 10 saattir hiçbir şey yapmadan duruyor. Öyleyse onu durdurmanın zamanı gelmiş. Omuriliği kesmeden tümörü çıkarmanın bir yolunu arıyor. Ve bulmak zorunda. Levent. Levent, 10 saat oldu. Bırakmalısın artık. Hastayı açık tuttuğun her saniye enfeksiyon kapma riski artıyor. Nerede çekileceğini bilmek de önemlidir Levent. Sana savaşı bırak demiyorum. Ama cepheden çekil. Karargahına dön ve yeni bir plan hazırla. Bu yaptığın çocuğu kurtarmaz. Sadece zarar vereceksin ona. Duydun mu beni? Yaşıyorum. Felç de değilim.
Hayatını riske atmadan tümörü çıkarmanın bir yolu yoktu Hasan. Yapamadım. Önümüzdeki birkaç ay durumunu yeniden değerlendireceğim. Çok üzgünüm. Bugün çok yoruldun hocam. Yorgunsun. Uykuya, dinlenmeye ihtiyacın var. Git dinlen. Yarın yine dinleriz. Yarın? Hasan, bu tümörü ameliyat etmek imkansız. Git uyu hocam. Yarın yine konuşuruz. Yarın tekrar denememi istiyor. Yarınlarım hiç tükenmeyecekmiş gibi gelirdi. Ölmeme daha çok vardı sanki. Şimdi ise bir uçurumun kenarındayım. Ya düşüp öleceğim ya da uçup zirvelere yükseleceğim. Bunu hissettiğimden beri tek düşünebildiğim sensin baba. Sen de mi böyle hissetmiştin? Sen de benim kadar istemiş miydin uçmayı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.